Kucak Dolusu Masallar adlı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben mi? Gördüğünüz gibi sizlerle birlikte olunur da mutlu olunmaz mı? Gayet mutluyum. Evet. Şimdi ne yapıyordu? Masalımızı anlatmadan önce, tekrarladığınızı söylüyorduk değil mi? Şimdi hepinizi hissediyorum. Evet, 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 biz ezbere biliyoruz diyorsunuz. Evet, ben de biliyorum. Hadi bakalım, hep birlikte tekerlememizi söylemeye çalışalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, hemen başlıyorum. Uzak doğuda bir ülkede bir Alaaddin isimli bir çocuk yaşıyormuş. Bu çocuk, Alaaddin denilen çocuk, çok yoksulmuş. Ama gönlü o kadar güzelmiş ki pırıl pırıl bir çocukmuş. Annesiyle birlikte yaşayan Alaaddin çok fakir oldukları için de hep de böyle zor işleri seçermiş ve de uzak yerlere gidip gelirmiş. Neyse, o gün yine günlerden bir gün çalışmaya gitmek için yola çıkmış. Neyse, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Derken karşısında bir adam belirmiş. Adamın da üstü başı gayet düzgün, sakallı. Fakat bakışlarında böyle bir korkutucu, böyle karanlık bir tarafı varmış. Neyse, adam yaklaşmış yanına. Çocuk, merhaba demiş. Elindeki altını, avucundaki bir tane altın parayı göstererekten, ben senin babanın yıllar öncesinden arkadaşıyım. Bu parayı kazanmak ister misin? Demiş. Alaaddin'in gözleri patlaşık bir açılmış. Kim istemez ki? Altın parayı mı demiş? Evet deyince, vallahi ben demiş, bu muzları alacağım, toplayacağım, satacağım. Ömrüm boyunca demiş, bu işi yapsam bu altın parayı demiş kazanacak şeyim olmaz demiş. Mümkün yok demiş. Kabul etmiş. Adam demiş ki, bak demiş, şurada görüyor musun? Bir kaya var. O kayayı çekeceğiz. Ondan sonra onun altındaki deliğe gireceksin ve benim söylediklerimi yapacaksın. Tamam mı demiş. Kendi kendine düşünmüş. Çok da zor bir iş değil demiş. Kabul etmiş. Neyse, birlikte gitmişler. Yine birlikte kayayı çekmişler. O delikten aşağıya inmeye çalışmış. Orada bir daha bir merdiven de bulmuş. Hemen o merdiveni çekmiş. Zaten de ufak tefek ya. Çocuk tabii o delikten rahatlıkla girebiliyor. Neyse, o merdivenlerden aşağıya inmiş. Fakat o mağara, çocuklar, nasıl aydınlık biliyor musunuz? Fakat onu aydınlatan da ne biliyor musunuz? Orada bir lamba var. O lambanın ışığı. Allah Allah. Bir etrafına bakıyor. Çocuklar, altınlar, altın paralar, hazine, değerli değerli taşlar. Allah Allah diyor. Nasıl bir yere geldim ben diyor, böyle bir şaşkınlık içerisindeyken yukarıdan sesi duyuyor o adamın. Şey diyor, çocuk diyor, orada diyor şey var ya diyor, lamba diyor, o lambayı söndür, derhal bana getir. Allah Allah diyor, bu kadar diyor değerli eşyalar varken, altınlar, hazine varken, bu diyor eski lambayla bu adamın ne işi olabilir diyor. Şöyle bir tedirgin oluyor esasında, korkuyor da. Ondan sonra neyse, alıyor lambayı, merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışıyor. Daha merdivenlerin yarısında yine adam oradan bağırıyor. Çocuk diyor, çabuk çabuk o elindekini diyor bana çıkart diyor. Deyince şimdi bu sefer Alaaddin şöyle düşünüyor. Ya bu kadar şey varken bu ısrar neden, yani bu kadar eski olan bir lambanın ne özelliği var? Ve bu sefer korku salıyor. Eyvah diyor, bu adam diyor iyi bir adam değil diyor. Ama yine de namı diyor ve diyor ki ilk önce diyor ben çıkacağım diyor.
Adam diyor ki adam, hayır diyor, derhal derhal o lambayı bana uzat deyince çocuk hemen diyor ki, hayır diyor, önce ben diyor. Onun üzerine adam sinirleniyor. Sen diyor istedin diyor, o zaman diyor ben bu taşı tekrar yerine koyacağım ve sen de içeride kalacaksın. Madem sözümü dinlemedin derken karartı olurken hayır hayır diyor çocuk, lütfen lütfen derken kaya kapatıyor deliği. Bu da aşağıya, merdivenden aşağıya iniyor. Fakat adam o taşı kayayı yerine koyarken elinde bir yüzük varmış. O yüzük düşüyor çocuğun Alaaddin'in önüne. Hemen onu alıyor Alaaddin. Allah Allah diyor. Bu ne diyor? Yüzük. O yüzüğü böyle alıyor, parmağına takıyor. Taktığı vakit birdenbire büyük bir gürültü çocuklar. O gürültüyle birlikte mağaranın içi tamamıyla ışıkla kaplanıyor. Ay ne oluyor diyor. O sırada pembe bulutların arasından bir dev. Şaşırıyor. Yalnız diyor, sadece ne üç tane dilek dileyebilirsin. Sakın unutma diyor. Çocuk da hemen tamam diyor. Hemen diyor annemin yanına gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum diyor. Dev de hay hay diyor. Hay hay diyor. Ve üç kere elini vuruyor. An meselesi. Çık evde. Bakıyor annesi orada. Annesi de hemen şaşırıyor. Ne oldu diyor. Alaaddin diyor. Ondan sonra ikisi de şaşırıyorlar tabii. Birisi oradan oraya geliyor. Birisi de annesi de evde iş yaparken çocuğunu görüyor karşısında. Neyse çocuklar. Alaaddin başından geçen her şeyi anlatıyor. O sırada diyor ki annesine, anne diyor, altın diyor, parayı maalesef diyor alamadım. Ancak diyor işte bu elimdeki diyor lamba var diyor. Böyle diyor. Ondan sonra o sırada lambanın tozunu da böyle Alaaddin temizlemek için böyle 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 yapıyor. Temizliyor, temizliyor. Tabii ki uyuşturuyor bu sırada. Ay birdenbire çocuklar ne oluyor biliyor musunuz? Şeyin lambanın ucundan böyle bir dumanlar. Duman. Bütün evi kapsıyor. Kaplıyor. Neyse. Ve çocuklar o evin içini dolduran dumanın içerisinde ne çıkıyor? Cin. Cin. Bir cin. Siz diyor beni diyor yüzyıllardır diyor bu diyor şeyin içerisinde lambanın içerisinde hapistim diyor. Siz kurtardınız. Dileyin benden ne dilerseniz diyor. Cin. Şimdi anneyle Alaaddin birbirine bakıyorlar. Allah Allah diyorlar. Ne oluyor derken yine tekrarlıyor cin. Dileyin benden ne dilerseniz deyince İkisi birbirine, anneyle Alaaddin birbirinin yüzüne bakıyorlar. Alaaddin diyor ki, şey diyor, o zaman diyor, buraya diyor, öyle bir diyor masa diyor, hazırlayın ki diyor, içinde diyor, yiyecekler olsun diyor, karnımız çok aç diyor. Hemen cin, tamam diyor, çünkü söz verdin, dileği benden ne dilerseniz diyor, hem de sonsuz istiyorlar. Neyse, hemen bir masa. O ev odanın her tarafına böyle dolacak bir masa. Masanın üzerinde çocuklar. Neler? Neler? Her türlü yiyecekler, meyveler, tatlılar donatılmış. Çok seviyorlar ve başlıyorlar onu yemeye. Derken o günden sonra da o kadar zengin, o kadar mutlu bir hayat yaşıyorlar ki çocuklar. Anlatamam size. Neyse aradan bu mutlu ve zengin bir hayat sürüyorlar ve çok 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 mutlular. Hayatta her istedikleri oluyor. O
cin sayesinde kimi sebepler oluyor. Neyse aradan yıllar geçiyor. Bir gün Alaaddin pazar yerine gidiyor. Pazar yerinde böyle dolaşırken bir bakıyor askerler böyle bir kraliçenin sultanın kızı Yasemin'i bir taht var. Onu da böyle biliyorsunuz bilmezsiniz. Ben size söyleyince bileceksiniz. Böyle elle taşınan bir taht. Onun içerisinde de sultanın kızı Yasemin var. Onu taşıyorlar. Birdenbire Yasemin'le Alaaddin göz göze geliyor. Ve o an Yasemin'e aşık oluyor. Hemen eve geliyor. Annesine olanları pazar yerinde ne gördüyse hepsini anlatıyor. Annesi de hemen cine diyor ki şey diyor ben diyor oğlumu nasıl diyor mutlu edebilirim derken neyse sürpriz. Hemen bir sandık hazırlıyor cin. Sandığın içerisinde değerli altınlar ve değerli taşlar var. O sandığı da kapatıyor. Ve cin hazırlıyor tabii. Neyse o bunu alıyor. Ertesi günü sultanın yanına gidiyor. Kim gidiyor? Alaaddin annesi gidiyor. Aşık ya evladı. Neyse geliyor. Sultanın kapısında diyor ki ben sultana diyor bir hediye getirdim diyor. Onu takdim etmek istiyorum diyor. Hemen yardımcıları sultana söylüyorlar. Sultan da diyor ki bana bu hediyeyi getiren kişiyi diyor huzuruma davet ediyorum diyor. Ve Alaaddin annesi sultanın karşısına geliyor. Hediyeyi veriyor. O sırada tabii ki sultan da gayet mutlu. Ondan sonra tabii çok da bir altın falan olunca diyor ki senin isteğini diyor yerine getirebilirim ama Alaaddin'in diyor yani oğlunun diyor zengin birisi olduğunu bana kanıtlayacaksın diyor. Ancak o şekilde diyor, düşünebilirim diyor. Peki diyor, bu yanından ayrılıyor annesi, eve geliyor. Neyse eve geldikten sonra çocuklar cine söylüyor. Diyor ki cine, benim diyor Alaaddin'in bizim zengin olduğumuzu kanıtlayacak. Tamam diyor, hiç merak etme diyor. Bu sefer ne yapıyor? Ne yapabilirim ben diyor. Ne yapabilirim diyor. Ha, o sırada çocuklar ne demiş biliyor musunuz? Sultan. Söyleyeyim mi? Ben duydum. Size söyleyeyim. Demiş ki ona. Zenginliği nasıl demiş ben kanıtlayacağım. 40 tane demiş. Köle. Bulacaksın. 40 tane kölenin ellerinde birer sandık olacak. O sandıkların içinde değerli taşlar olacak. Sonra da o köleler taşıyor ya sandıkları. Onları korumak için de her bir köleye de bir asker koruyacak. Yani 40 köle, 40 tane de o sandıkları koruyacak, kölelerin indeki sandıkları koruyacak asker. Şimdi bunu söylüyor. Ama diyor nasıl memur diyor, mümkün yok diyor. Bu cin diyor bunları nasıl halleder diyor. Çok da üzgün. O sırada hemen cin belirmiş demiş ki merak etme yapacağım. Ve ertesi günü çocuklar cin her şeyi hazırlamış ve bunlar hep birlikte askerlerle, kölelerle birlikte sultanın kapısına dayanmışlar. Sultan bir bakmış inanılacak gibi değil. Hayır demiş. Bu demiş Alaaddin gerçekten çok ama çok zengin. Ama demiş dur bakalım demiş. Bunun gerçekten çok zengin olduğunu demiş. Bir şey daha söyleyeceğim annesine. Onu kabul ederse demiş. Tamam artık demiş. Bunun üzerine ben demiş kızımı seninle oğlunu evlendirebilirim. Ama bir şartla. Benim kızımın demiş çok görkemli, muhteşem bir sarayı olması ve orada yaşaması gerekiyor.
eğer demiş bunu da yaparsanız ben kızımı veriyorum Alaaddin'e demiş. Bunun üzerine kafasını önüne eğmiş, eve gelmiş. Ay artık demiş, yok artık. Ama nasıl yapacağız biz demiş. Mümkün yok. O sırada cin merak etmeyin demiş. Merak etmeyin demiş. Ve çocuklar ne olmuş biliyor musunuz? Amanın bir saray çocuklar, bir saray çocuklar, her tarafı altınla kaplı muhteşem bir saray rup gelmiş. Nereye mi gelmiş? Alaaddin'in oturduğu evin yanına. Gelmiş oraya. Ah muhteşem bir saray. Bunun üzerine inanamıyorum demiş. Ne söylesek oluyor. Bunun üzerine o sihirli lambanın yapmayacağı hiçbir şey yokmuş çocuklar. Neyse bunun üzerine artık şey demiş ki sultan da artık demiş. Her şey demiş muhteşem. Ben demiş kızımı veriyorum demiş. 3 gün, 3 gece çocuklar düğün olmuş. Ne mi olmuş? Alaaddin'le sultanın kızı evlenmişler. Evet. Nasıl mutlu olmuşlar biliyor musunuz? Anlatamam çocuklar. Mutlular, sağlıkları yerinde, annesiyle birlikte muhteşem bir hayat sürüyorlar. Fakat tabii ki bu arada Yasemin'e de ne Alaaddin ne de annesi bütün bu olanlardan hiçbir şeyden bahsetmemiş. Hiç haberi yokmuş. Bu lambanın sihirliliğinden hiç haberi yokmuş Yasemin'in. Neyse günün birinde kapıların önünden penceresinin altında bir eskici geçiyormuş. Eskici, eskici, ben eskiye alıyorum, neyiniz varsa alıyorum, eskici diye bağırıp bağırıp duran bir adam. Onun üzerine hemen Yasemin orada kenarda duran lambayı eskiye. Ay demiş, ben bunu demiş hemen bir eskiciye vereyim, onun yerine yenisini alayım. Alaaddin ne kadar sevinir demiş. Aklı sıra Alaaddin sevinsin diye ona yenisini alayım diye düşünmüş. Hemen inmiş aşağıya, eski o evdeki lambayı vermiş, onun yerine yenisini almış. Çocuklar, o eskici kimmiş biliyor musunuz? Hani Alaaddin'i tıkadı ya kayanın içinde, o deliğe tıkadı ya. O kötü adammış. Evet. Hani yolda onu gördü de sana bir altın vereceğim para dedi falan kandırdı ya. Onu da tıkadı. Oymuş. Demek takip etmiş. Neyse çocuklar. Tabii ki artık lambaya erişti şimdi. Bunun üzerine neyse yukarı çıkmış. O sırada bu kötü adam var ya. Lambayı da bulmuş. Lambaya demiş ki. Şimdi demiş. Buradaki demiş sarayı demiş alacaksın demiş demiş bir nereye götürürsen götür demiş bu sarayı al uzaklaştır demiş ve saray alınmış kalkmış başka bir yerlere çok uzak yerlere saray gitmiş. Şimdi Alaaddin eve geliyor bir bakıyor ki saray yok nasıl olur diyor ya burada Allah Allah diyor. Fakat kendi o eski evleri duruyor. Hemen eski evin içerisine giriyor. O sırada orada yüzük var. Yüzük var ya, yüzüğü alıyor. Tekrar eline böyle takıyor. Ne mi oluyor? Ne oluyor yüzük takınca? Evet. Şey geliyor ya. Evet, dev geliyordu. Dev geliyor. Dile benden ne dilersen. Diyor bak şimdi. Dile benden ne dilersen. Yalnız 2 tane dileğin kaldı. Sakın unutma diyor. Hemen Alaaddin diyor ki beni diyor Yasemin'in yanına götür diyor. Hemen ışınlanıyor. Nerede mi? Sarayda ve sarayın içerisinde. Oraya geliyor bir bakıyor. Karısı Yasemin o adamla adama hizmet ediyor. Hani o deliğe tıkan adam.
kötü adama la hizmet ediyor. Ondan sonra Allah Allah diyor. Ne yapacağım ben diyor. Allah Allah ne yapacağım diyor. Bir adamın elinde ne var biliyor musunuz? Lamba var. Lamba da elinde. Karısı da ona hizmet ediyor. Hemen bu gizliden o odanın içerisine giriyor. Hemen yüzüğe diyor ki yüzüğü takıyor eline. Takıl takmaz. Ne oluyor çocuklar? Evet. Yine dev geliyor. Dile benden ne dilersen diyor Alaaddin'e. Alaaddin de diyor ki son hakkı. Evet. Bir hakkın kaldı. Aferin unutmamışsın diyor. Evet diyor. Söyle diyor. Ne istiyorsun? Hemen diyor bu adamı diyor uyutmanı istiyorum. Ölene kadar uyanmasın diyor. Hemen yapıyor. Adam uyuyor. Kötü adam uyuyor. Hemen elindeki şeyi alıyor. Lambayı alıyor. Yasemin de diyor ki sarılıyorlar. Kız şaşırıyor. Allah Allah. Alaaddin yanında. Adam uyukladı. Ve her şey hani ona söylememişlerdi ya Yasemin'e bu olanları lambadan falan bahsetmemişlerdi. Alaaddin her şeyi anlatıyor. Başından geçeni. Bunun üzerine lambayı da eline alınca bu sefer orada cin var ya lambayı da eline geçirdi. O sırada böyle yine onu böyle ovuşturuyor lambayı. Ovuşturunca geliyor ya cin. Ovuşturuyor, ovuşturuyor, ovuşturuyor. Bir bakıyor. Alaaddin'in o sihirli lambası tekrar o cin geliyor. Tamam diyor. Dile benden ne dilersen diyor. O da diyor ki ne mi istiyorum diyor. Derhal diyor sarayın diyor eski yerine gelmesini istiyorum diyor. Bunun üzerine tamam diyor ve birdenbire bir ışıklar şu o bu okey hop saray uçuyor. Nereye geliyor? Eski yerine geliyor. Evet çocuklar. Eve geliyor. Bunlar da içindeler. Karı koca birbirlerine sarılıyorlar. Ve bir ömür boyu mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Ne oluyor? Evet çok güzel bir masaldı değil mi? Masalımız bitti. Evet. Masalın bitince ne yapıyorduk? Dinliyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra yavaş yavaş yatağımızın yolunu tutuyoruz. Değil mi? Gözlerimizi kapatıyoruz. Masalımızı dinledik. Ondan sonra ne yapıyoruz? Siz bana ne diyorsunuz? İyi akşamlar diyorsunuz değil mi? Ben size ne diyorum? İyi geceler. Tatlı rüyalar diyorum.